toplantısı kapsamında bir araya gelmiş bulunuyoruz. Uyuşturucu ile mücadele devletimizin tüm organlarıyla birlikte kararlılıkla sürdürülmektedir. Uyuşturucu arzının engellenmesine ve uyuşturucu kullanımlarının rehabilitasyonuna yönelik kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversite, sivil toplum kuruluşlarının ve diğer paydaşlarının işbirliğiyle bağımlılığın yaygınlaşmasını önlemek için yapılan çalışmaların devamı önem arz etmektedir. Toplantıya katılan değerli üyelerimizin ve kamuoyunda bildiği gibi daha önce uyuşturucu bağımlılıkla mücadele stratejisi ve eylem planı çerçevesinde bizler her 3 ayda bir toplantı gerçekleştiriyor, yapılan çalışmaları değerlendirerek yapılacak çalışmalarla ilgili önümüzdeki döneme ilişkin kararlar alıp bunları hep beraber karara bağlı takibini ve denetimini gerçekleştiriyor ile valiliğe, oradan da bakanlığa arz ediyor dedik. Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçildikten sonra bu konudaki strateji belgesi ve eylem planında yeni yapılanmalara uygun şekilde bir düzenleme ve yenileme yapıldı. Bu kapsamda şimdi biz ilçe sağlık müdürümüze sözü bırakarak sekreterle faaliyetlerini yürüten ilçe sağlık müdürümüz toplantı gündemi ve yeni strateji belgesi çerçevesinde sizlere toplantının devamına ilişkin bilgi sunacaklardır. Ben uyuşturucuyla mücadelede etkin mücadele edilerek olumlu sonuçlar almasına katkı sağlayan başta başsavcılığımız olmak üzere kolluk kuvvetlerimize, yerel yönetimlerimize, belediye başkanımız olmak üzere sivil toplum örgütlerimize, müftülüğümüze, milliyetin müdürlüğümüze, sağlık müdürlüğümüze, burada ismini sayamadığımız direkt olarak işin içerisinde olan kurumları belki zikrettik, basınımıza, toplumun tüm paydaşlarına bu konuyla dertlenen, bu sorunu çözmek ve önlemek adına çaba sarf eden bütün paydaşlara teşekkürleri borç biliyorum ve kendilerine bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum. 2019 bağımlılıkla mücadele faaliyet raporu hakkında bilgilendirmek istiyorum. 2017-20 sayılı başkanlık genelgesiyle kurulmuş olan Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu, oluşturulacak strateji ve eylem belgeleri çerçevesinde görevi icra eden Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu'nun çalışma usul ve esasları 2019-2 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle yeniden belirlenmiş olup, 14 Şubat 2019 tarihinde yayınlanan 2019 sayılı 2 Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu oluşturulmuştur. Yayınlanan genelgenin ardından Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu ilk toplantısı 3 Temmuz 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Okyay Başkanlığında yapılmıştır. Bunun yanı sıra tütün denetimlerin bağımlılıkla mücadele kapsamında tütün denetimlerinin haricinde eğitim organizasyonlarımız da mevcuttur. Bununla alakalı halk eğitimde 10 seans eğitim planlanmış olup 229 katılımcı sayısına ulaşılmıştır. Okul eğitimi kapsamında 3 seans planlanmıştır. 377 katılımcıya ulaşılmıştır. Sigara ve zararlı eğitimler kapsamında halk eğitim 35 seansta 2644 katılımcıya ulaşılmıştır. Bununla alakalı olarak bu kapsamda üstünlüklerimizi söylemek istiyorum. Kurumda birimler ve görevler netleştirilmiştir. Her birim koordineli ve gerektiğinde ortak olarak çalışmaktadır. Personel programında belli bir seviyeye gelinmiş olup ilçe tütün kontrol birimi olarak 4207 sayılı il tütün ürünlerinin zararının önlenmesi ve kontrolü hakkında kanun çerçevesinde gelen şikayetler, SABİM şikayetleri kontrollü ve düzenli olarak herhangi bir aksaklığa mal vermemek ve vatandaşın mağdur olmasını önlemek amacıyla takip edilmektedir. Şikayetler konusunda gerekli görevlendirmeler yapılmakta, gerekli ekipler oluşturarak şikayet oldukları bu mekanizmayı etkin bir şekilde kullanmaya başlamışlardır Sayın Kaymakamım. İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak arz edeceğimiz konular bunlardır. Fakültedeki bilimsel, sportif ve kültürel faaliyetler yine geçen yıl olduğu gibi devam etmesi ve bu şekilde öğrencilerin bağımlılık yapıcı teknoloji olabilir, sigara olabilir. Önceki yapılan anketlerde en çok bu konularda bağımlılık olduğu ortaya çıktı. Alkol ve uyuşturucudan ziyade. Dolayısıyla onları bunlardan uzak tutucu faaliyetlerin yapılması yine planlanmakta. Üniversite psikoloğumuz var, Sezer Bey. Onu zaten belirli aralıklarla rutin olarak fakültemize davet ediyoruz.
sosyal desteğe ihtiyacı olan öğrencilerin bu şekilde destek sağlaması planlanmıştır. Teşekkür ederim. En son olarak da son birkaç yılın sayılarına baktığımızda bu ICD-10 kodu dediğimiz psikoaktif madde kullanımına bağlı zihin ve davranış bozukluğu tanısı konmuş kişi sayılarından bahsediyorum. Son yıllarda bariz bir artış ya da düşüş olmamış. Ama 2018 ve 19 yılının son iki yılda ikisinde de 106'şar kişi başvurmuş. Bunlardan da en çok esrar ve bonzai dediğimiz madde bulunmuş. Maddi sıkıntılarını çeşitli şekillerde vurgulamaya çalışıyoruz. Yine Yeşilay, Ordu İl Yeşilay bünyesinde birlikte bağımlılıkla nasıl mücadele edebiliriz bunun çalışmalarını yine 2020 yılında yürüteceğiz. Okullarda ilk öğretim ve ortaokul olmak üzere ortaokul ve ilk öğretim ve lise ve üniversitede okuyan çocuklarımıza çeşitli zamanlarda kendi oluşturacağımız programlarla bağımlılığın olumsuz etkilerini hem dini boyutunu hem sosyal boyutunu hem psikolojik boyutunu bütün müftülük bünyesinde çalışan bütün personel arkadaşlarımızla birlikte vurgulamaya çalışıyoruz.